SMA hastaları ilaçlarına kavuştu ve gözle görülür gelişmeler yaşanıyor. Bir çocuğun adım atmak, kollarını hareket ettirmek gibi hayalleri artık gerçek oldu. İşte bu insanlık için küçük ama Ayça için çok büyük bir adım. Adım atmak, yüzmek, kollarını hareket ettirmek ve hatta nefes almak. İlaç sayesinde artık hepsini yapabiliyor. Şimdi önlerinde kritik bir süreç var. Sabahları nefes almasıyla ilgili ciddi sıkıntılarımız başlamıştı. İlaçtan beri bunların hiçbiri kalmadı. Dördüncü dozu alacağız ve dördüncü dozdan sonra bir fizik muayene yapılacak ve kas gücü değerlendirmesi olacak. İlaca devam edebilmek için yayımlanan tebliğe göre başlamadan önceki skorun en az 3 puan artmış olması gerekiyor. Spinal musküler atrofi kas kaybına yol açan bir hastalık. Tek tedavisi ise dozu 125 bin dolar olan ilaç. SGK 2019 yılında tüm SMA tipleri için ilaçları ödemeye başladı. Hastalar işte o ilaçlar sayesinde artık yapamadıkları hareketleri yeniden yapabilir duruma geldiler. Yani iyileşiyorlar. Gördüğünüz sıradan bir sandalye ve şimdi yapacağım hareket muhteşem. Artık ayağımı sandalyeye koyabiliyorum ve dengede durabiliyorum. Ben bu hareketi önceden hiç yapamıyordum. Şu an ilacımı aldım. Yani artık yapabiliyorum. Yani o yüzden artık çok mutluyum. Arzu Şahin de SMA'lı iki çocuk annesi, onun çocukları da ilaç sayesinde yeniden hayata bağlandı. Onlar ve SMA'lı diğer hastalar dördüncü doz ilacın ardından muayene edilecek. Beklenen gelişmeyi gösteremeyenlerin ilacı kesilecek. Kazanılan bazı hareketler bu puanlama formatına dahil değil. Yavaş yavaş bazı gelişmeler oluyor ve klinik bulgulara göre hasta bazında değişkenlik gösteriyor. SMA'lı ailelere göre her çocuk gelişme gösteriyor ama hepsinin gösterdiği gelişme farklı. Yapılacak testte ise kriterler belli. Aileler ne olursa olsun ilaçlarının kesilmemesini istiyor. Kızımın yürüme mesafesi daha çok arttı. Daha az dinlenmeye ihtiyaç duyuyor.